Ha. İyi misin? Az kalsın korkudan ölüyordum. Hayatımı kurtardın. Ben bir an önce gitsem iyi olacak. Elim ayağım boşaldı. Tamam dur. Dur. Ne yapayım? Alo. Aslı iyi misin? İyiyim abicim. Hayırdır? Bizim çocuklar silah sesi falan duymuşlar. Yok, hırsız var sandılar. Bir sıkıntı yok. Abicim benim şimdi kapatmam lazım. Ebru hayırdır? Erken kaçıyorsun. Evet. Bana müsaade. Yarın o kadar çok işim var ki. Hayır. Çocuklar seni istediğin yere kadar bıraksın. Yok yok. Hiç gerek yok. Taksi çağırsanız yeter. Taksi çağır. Oldu o zaman. Ben şey yapayım. Gideyim. Niye titriyorsun sen? Ebru üşümüş. Herhalde. Parfümün ne güzel Ebru. Öyle mi? Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Ben geçireyim. Hadi güzelim. Aslı. Bir şey fark etmediğine emin misin? Eminim. Tamam. Yarın hastaneye geleceksin değil mi? Geleceğim, merak et. Hadi. Hadi çok kaldın dışarıda, hadi. Üşüyeceksin. Uyumadığını biliyorum. Eğer uyusaydın o göz kapakların titremezdi. Uyumuyorum zaten. Gözlerim kapalı çünkü yüzünü ne kadar az görsem o kadar iyi. O zaman kapat. Başımdan kalkarsan kapatırım. Kapat. Alo. Özgür. Kardeşim benim sana bir işim düştü. Bizim eve bu gece hırsız girmeye çalıştı da... ...bu camlı kapıdan girdiğini falan düşünüyorum. Yani muhakkak... ...bu camda... ...kapı kulbunda falan parmak izi bırakmıştır ha. Saate buradasın demek. Güzel. Bir duş alayım bari.
Ebru'nunkileri ben sildim. Bak şurada da var, sil onu da. O koca burnunu dayamışsın. Sil sil. O Ebru'ya söyle. Gizli saklı işler yaparken bir daha parfüm kullanmasın. Tamam. Ne arıyordunuz içeride? Seni içeri sokacak bir şey. O kadar eminim, o kadar çoktur ki. İçeri girmem çok mu istiyorsun? Çok. Şu an bu hayatta daha çok hiçbir şey istemiyorum desen. Ziyaretime gelir misin? Çok mu istiyorsun? Her hafta. Seni o halde görmek zevkinden kendimi mahrum bırakır mıyım sence? Ya beni içeri attıramazsan? İstediğini bulamazsan? Abim bulur. Çok mu güveniyorsun abine? Çok. Bu hayatta her şeyden çok. Senin o bileklerine o kelepçeyi takacak, o polis arabasına seni bindirecek. Ben de göreceğim. Sonra? Sonra bu zamana kadar yaktığınız ne kadar can varsa, ne kadar aldığınız can varsa hepsinin hesabını bir bir vereceksiniz. Sen, Namık, hepiniz. Sonra. Sonra. Sonra artık kaç yıl yerseniz, 10 yıl mı, 20 yıl mı, müebbet mi? Ben bilmem. Peki sen ne yapacaksın? Sana ne? Söyleyeyim mi? Söyle. Sonra hastaneye gideceksin. İyilik meleğini oynamaya devam edeceksin. Hastalarını kurtaracaksın ve alkış toplayacaksın. Telefonları bile onlardan akıllı olan kız arkadaşlarına pijama partisi verip 1'e 10 katıp yaşadıklarını anlatacaksın. Hiç sanmıyorum. San. Hiç meraklı değilim burada yaşadıklarımı hatırlamaya. Hepsini bir bir sileceğim aklımdan. Anladın mı? Kabus gibi. Uyanacağım. Hepsi bitmiş olacak. Sizden kurtulacağım. O kadar. Çık odana. Çık. Uyan. Ne yapıyorsun sen ya? Kalk giyin. Ne yapıyorsun? 5 dakikam var. Nereye götürüyorsun beni? Daha Ebru ile yaptığınızın cezasını kesmedim. Öyle ne alacaklı ne verecekli olmayı sevmem. Kalk giyin. Thank you.
Nereye götürüyorsun beni? Öldürmeye mi götürüyorsun? Hayır, borçlu kalmayı da alacaklı olmayı da sevmiyormuşsun ya. İhanet de ettim sana. Ne bekliyordun çok merak ediyorum. Ne yapacaktım yani? Aman evlendim, gördüklerimi unuturum, abimin hayatı buna bağlı deyip susup susup oturacak mıydın? Hı? Sevdiklerime bir şey olmasın, abime bir şey olmasın, bana bir şey olmasın diye. Aman Ferhat'a kendini söylediklerinden çıkmayayım, kaderime razı olayım diyecektim. Ne diyecektim, ne bekliyordun? Söyle bir şey söyle. Çok konuşuyorsun. Ben sana söyleyeyim. Bak bir değil bin defa öleceğimi bilsem ne böyle bir şey söylerim. Ne de böyle bir şey düşünüyorum. Öyle mi? Öyle. Öyle ha? Gözyaşları içinde beni öldürme diye yalvarıyordun. Ne oldu? Ya ne oldu? Sen ne ara böyle korkusuz oldun bakayım? Doğru. Yalvardım sana beni öldürme diye. Ama işte kağıt üzerinde bile olsa senin karın olmak, senin yanında olmak o kadar büyük bir ceza ki. Belki ondan sonra böyle korkusuz olmuşumdur. Kim bilir? Ben de seninle evli kalmaya meraklı değilim ha. Kalma o zaman. Öldür. Öldür beni. Niye öldürmüyorsun? Ha? Öldürmüyorsun işte. Ben biliyorum niye öldürmediğini de. Şahin Bey, Ferhat ve Aslı arabayla evden çıktılar efendim. Ne yapmamızı emredersiniz? Tabii efendim, emredersiniz. Ne diyor? Bitir emri geldi. İkisini de mi? İyi, sen yani böyle güzel laflar ediyorsun falan filanlı da... altı boş, içi boş. Ama şık. Senin dilinden konuşmayı bilmiyorum ben Ferhat. Öğreneceksin. Hiç niyetim yok. Göreceğiz. İşte hep böyle sanıyorsun hayatı. Hep senin istediğin gibi olsun istiyorsun ama işte hayat öyle değil maalesef. Sen hayat hakkında ne biliyorsun? Senden daha çok şey bildiğim kesin. Yok ya. Tabii. Söyle. Ne biliyorsun ne? Hayır, anlatsam da anlamazsın ki zaten. Dene. Bir dene bakayım. Ben yardım edeyim mi sana? Lütfen. O polis abin senin 3 kuruş maaş için hırsız kovalarken sen kalın tıp kitaplarına gömülmüş durumdaydın. Öyle bir tas çorban üstünde battaniyen eksik değildi yani. Ne için? Ne için biliyor musun? Senden tek bir şey istedi, oku. Doktor ol, oldun da eyvallah. Sen zaten o kitaplara kafanı koyduğunda 18'din, kaldırdığında 30. Hayat hakkında çok şey biliyorsun, öyle mi? Okumak başka, yaşamak başka. Zamanla anlarsın. Hayret. Vallahi hayret yani. Ya elinden gelse bir kaşık suda boğacağın adam için şu anda metiyeler düzüyorsun. Eğer hak ediyorsa düşmanından bile saygıyı esirgemeyeceksin. Ne oluyor? Kafanı. 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 Tut şu direksiyonu. Nasıl tutayım? Tut! Bırak!
Yürü. Daha ne kadar yürüyeceğiz? Ne kadar yaşamak istiyorsan o kadar. Benim artık takatim kalmadı. Bu adamların işi seninle, benimle ne işi olur? Bunu onlara sormak ister misin? Yürü. Takatim kalmadı. Burada kal sen. Sen nereye? Şu arkadaşlarla tanışayım. Gitme. Eğer ben gitmezsem onlar gelecek, anlıyor musun beni? Şimdi beni iyi dinle. Bu kapıyı kapa ve ben gelene kadar bir daha sakın açma. Nereye gidiyorsun? Ben ne yaparım burada? Gitme. Hani ölmek. Yavaş! Ne yapıyorsun sen? Sana demiştim dayı. O gün geldiğinde helalleşeceğiz diye. İndir şu silahı, delirdin mi Ferhat? Doktorum ve benim katlime ferman çıkarmışsın. Ama gönderdiğin adamlar tırt çıktı. Sadece ikinizin değil, hepimizin. Fermanı çıkaran Şahin. Silahı bana şimdi niye doğrultuyorsun? Hiçbir fikrim yok ama eminim bu da Şahin itinin tezgahıdır. Şimdi indir o silahı da gel şunu seyret. Nasıl Namık? Nefis manzara değil mi? Sana da böyle bir yer yakışır. Kim bu? Bu ben. İzle. Ama güzel olmuş değil mi? Ölüm tarihine dikkat ettin mi? 20 Ağustos. Yani bugünden itibaren 9 ayın var. Peki bu 9 ay içinde ne olacak? Ailenden 9 kişi her ay birinin acısını tadacaksın. Sıra sana geldiğinde zaten ölmüş olacaksın. Anladın mı şimdi? Bu adam bizim ailemizi, bize yakın duran herkesi öldürmeyi kafasına koymuş. Ben önlemimi aldım, Cüneyt'le konuştum. Evin içi dışı adam olacak. O bana saldıran adam telefondaydı.
Telefonu alıp dinlediğimde Namık ikisini de geber dinliyordu. Ne kadar zeki olduğunu unutmuşum. Aslı'yı öldürecek, suçu bana atacak. Sen de eşini kaybetmiş bir adam olarak gelip beni öldüreceksin sorgusuz sualsiz. Aslı nerede şimdi? Şimdi nereye gidiyoruz? Bekleyeceğiz. Hem de kendi pisliğine bulaştırıyorsun. Öyle göründüğü gibi değildir. Altın gibi bir kalbi vardır. Kimin, Ferhat'ın mı? Ferhat'ın. Elimde büyüdü sayılır. Dışarıdan bakınca sert, acımasız, duygusuz biri gibi gözükür. Ama asla öyle değildir kızım. Acımasız biri gibi mi görünüyor sana? Yok, görünmüyor öyle biri o. Bir daha bak duygusuz dediğin adama. Belki o da kırıldığı için kırıyordur. Belki incindiği için incitiyordur. Ben ona bir şey yapmadım. Belki. Belki de sen anla diye böyle yapıyordur. Doktor değil misin sen? Evet. Tahlil yaparken binlerce kez çaba gösteriyorsun da bir insanı tanımak için bir kez mi bakıyorsun? İnsanları yaftalamak kolaydır kızım. Göz yanıltır, akıl şaşırtır. Gönül gözünle baksana. Gönül seni asla yanıltmaz kızım. Ferhat, söylemeyecek misin? Kimdi o adamlar? Alacak verecek davası mı? Nedir? Aynen. Alacak verecek davası. İstediler ama vermedim. Ferhat. Oynayalım mı? Şimdi mi? Ben gideceğim birazdan. Ha? Oynayalım İhtiyar. Ne oynuyorsunuz ya? Masaya geç. Son balığa. İşte bu kadar. Biter. Hadi bakalım.
Yolcudur Abbas, bağlasan durmaz. Hadi kızım, çok sevindim seni tanıdığıma. Aslıcığım, ben şu paslı kilidi ağacı içinde hazine bulacaksın. Size iyi geceler, iyi muhabbetler. Yarın sabah gelirim ben, kahvaltıyı hazırlarım. Güzel köy yumurtaları, tereyağları, nefis. Eyvallah ihtiyar. Biz niye geldik buraya Ferhat? Amacım başkaydı ama işler değişti. Ne böyle hep bilmece gibi mi konuşacaksın? Sen hep böyle çok mu konuşacaksın? Yarın görüşeceğiz. O Ebru ile yaptığınız aptalca şeyin hesabını ödemedin de. Yarından itibaren... Ne? Yarından itibaren ne? Çiftliğine götürüp ağır işçilik mi yapacaksın? Bir yere kapatıp aç yüz uzun bırakacaksın? Ne yapacaksın? Elinden geleni ardına koyma. Olur. Hayır ben anlamıyorum ya. Ya şundan birkaç saat önce ölüyorduk. Sen şimdi karşıma geçmiş Ebru ile yaptığınız aptallığın cezasını kesmedim daha diyorsun. Bu nedir? Nereye? Nereye? Ben ne yapacağım burada? Yat işte. Belki o da kırıldığı için kırıyordur. Belki incindiği için incitiyordur. Belki de sen anla diye böyle yapıyordur. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.